Bugünkü konumuz cash arkadaşlar. Önce bir projemizi oluşturalım. Ondan sonra cash nedir, ne değildir onu konuşalım beraber. Create new website diyorum. asp.net website. Caching sample. Şimdi cache ne işe yarar arkadaşlar? Cacheleme ne işe yarar? Cacheleme bizim web sitelerimizde sık kullanılan dataların veri tabanı yerine veya file yerine memory üzerinde bir kopyasının saklanmasıdır arkadaşlar. Böylece sık kullanılan datalara her seferinde, her request geldiğinde SQL Server üzerinden çekmek yerine veya file sistem üzerinden çekmek yerine memory üzerinden ona geri dönüş yapıyoruz gelen request'e. Bu da ne yapıyor? Bizim performansımızı arttırıyor. Her seferinde SQL'e gitmektense memory'den çekmesi bizim performansımızı arttırıyor. Bu cache objesi ikiye ayrılıyor arkadaşlar. İki farklı tip cache objesi var. Bir tanesi application cache dediğimiz cache objesi. Arka tarafta siz kendiniz kod ile belli data bloklarını saklayabiliyorsunuz. Mesela bir data seti veri tabanından alıyorsunuz, çekiyorsunuz. Kullanmadan önce cache'e atıyorsunuz. Ondan sonra cache'den geri dönüş yapıyorsunuz. Veya ikinci bir request geldiği zaman önce cache'i kontrol ediyorsunuz. Cache'te var mı? Eğer varsa cache'tekini geri dönüyorsunuz. Tekrar database'e geri dönmüyorsunuz. Buna application caching deniliyor. İkincisi ise arkadaşlar page output caching denilen tip. Bu page output caching ise şu arkadaşlar. Bu .NET 2.0 ile birlikte geldi. Diyelim ki siz bir sayfayı kullanıcıya gönderdiniz. Onu ASP.NET prosesi işledi. Çıktısını aldı ve kullanıcıya gönderdi. Kullanıcıya gönderdikten sonra onun arkadaşlar bir kopyasını memory'de saklıyor. Output'u, response'u memory üzerinde saklıyor. Ondan sonra aynı sayfaya bir daha request geldiği zaman gidip tekrardan ASP.NET DLL tarafından o request işlenmiyor. Zaten o page'in output'u memory'de olduğu için aynı output'u geriye gönderiyor. Böylece ASP.NET prosesinde fazladan bir thread kullanılmamış oluyor. Normalde yapı şudur. Diyelim ki bir tane client'ımız var. Client bizim sayfamızı request etti. Ve biz hiçbir cache koymadık. Request'e ASP.NET prosesi cevap verdi. Ondan sonra client'ın makinesine geldi o response. Ve client o ekranı gördü. Bu arada browser da o ekranı cache'ledi. Her browser'ın kendi kullandığı cache'i de var arkadaşlar. Yani client tarafında da bir cache var. Ondan sonra aynı sayfaya tekrar bir request gönderdiği zaman eğer sayfada bir şey değişmemişse browser kendi cache'inden getirir bunu. Eğer siz aksini söylemezseniz, bu sayfayı cache'leme demezseniz browser'a, browser kendi cache'inden getirir sayfayı. Bu ne işe yarar? Her 100 adam için birer defa request yapılmış olur. Bir şey değişmediği sürece. Ama 100 farklı kişi için 100 request demek bu. Sonuçta ben sayfaya bir kere girdiğim zaman benim için bir kere render edilip bana gösteriliyor. Sen girdiğin zaman senin için bir kere daha render edilip tekrar gösteriliyor. Bu yine de çok büyük bir performans sağlamıyor. 100 kişi için 100 defa render edilmesi demek. Ama 100 kişi ikinci request yaptığında tekrardan render edilmiyor mu? Fakat 2.0 ile birlikte gelen page output caching'de 100 kişi için arkadaşlar bir defa render ediliyor. Bu da performansı arttırıyor. Nasıl yapıyor bunu? Caching tutabileceği farklı farklı yerler var. Client'ta tutulabilir, bir proxy server'da tutulabilir, web server'da tutulabilir. Onu belirleyebiliyorsunuz. Kullanıcıdan bir request geldiği zaman ilk request'i yapan kullanıcı gidip önce data sayfanın render olmasını bekliyor ve ona response geliyor. Response geldikten sonra bu cache'e alınıyor. Ondan sonra gelen request'ler artık cache'ten geri dönüyor kullanıcıya. Böylece 100 kişiye bir defa render edilip ekran gösteriliyor. Nasıl yapılıyor bu? Bu ikisine de ayrı ayrı bakalım. Önce page output cache'e bakalım. Sonra application cache'e geçeriz. Şöyle bir örnek yapalım. Bizim default ASP'in içerisinde arkadaşlar
hemen sayfamızın en üstüne bir tane, bakın şu output cache diye bir tagımız var. Onu ekliyorum. Burada farklı farklı parametreleri var. Duration, location, dependency, cache profil dediğimiz arkadaşlar, şöyle bir şey yapabiliyoruz. Web config içerisinde bir cache yapısı, cache profili oluşturuyoruz. Diyoruz ki işte belli sayfalarda cache 20 dakika boyunca tutulacak. Sliding expiration olacak. Location'ı server'da tutulacak ve bu cache'e işte web server tarafına tutulan 20 dakikalık cache olduğunu ifade etmek için bir isim verilecek diyoruz. Sonra da burada cache profile biz o web config'de yazdığımız profilin adını yerleştiriyoruz. Böylece ne oluyor? Bizim sitemizde belli sayfalar o cache profilini kullanıyor ve aynı şekilde cache'leniyor. Web config içerisinden tek bir yerden kontrol edebiliyoruz. Cache profili kullanarak. Duration bizim cache'in server tarafında ne kadar duracağını söylüyor. Kaç dakika duracağını söylüyor. Location ise bu cache'in arkadaşlar nerede tutulacağını söylüyor. Şöyle. Location nerede tutulacağını söylüyor. Burada 4 farklı versiyon var. Birincisi any, ikincisi client, üçüncüsü downstream, server, bir de server none, bir de server and client var. 6 farklı versiyon var. Default'u any, mümkün olan herhangi bir yerde saklayabiliyor. Bakıyor karşı tarafa, neresi mümkün ise orada saklıyor. Client, direkt client üzerinde saklıyor. Fakat bu önemli, eğer client'ta cache kapalıysa, cache alma diye bir özellik varsa o zaman tabii ki çalışmaz bu. Cache de tutamaz, her request'i tekrardan yapar. Downstream, eğer client ile server arasında bir proxy server varsa proxy server üzerinde saklıyor. Server bizim web server'da saklıyor. None derseniz cache'i hiçbir yerde saklamıyor, cache'lemiyor. Server and client derseniz hem server'da hem de client'ta saklıyor. Eğer client'ta cache silinirse bu sefer server'daki cache'i gönderiyor. 6 farklı versiyonu var. No store derseniz yine cache'i saklamıyor arkadaşlar. SQL dependency, eğer ki bizim biz datamızı SQL server'dan çekiyor isek, ondan sonra da SQL server'da datamızı çektiğimiz tabloda bir değişiklik olur ise o zaman cache'i arkadaşlar sıfırlıyor, yeniliyor. Yeni bir request geldiği zaman tekrardan gidiyor SQL server'a, datanın yeni halini çekip getiriyor. Burada da SQL dependency'de de iki farklı yol var. SQL 2005'ten öncesi ve 2005'ten sonrası diye isimlendirebiliriz bunu. 2005'ten öncesi SQL 7.0 ve 2000'de yapı şöyle çalışıyor. Biz SQL server'ımıza ASP.NET REC SQL ile cache'i tutmasını söylüyoruz. Bunu söylediğimiz zaman ASP.NET şeyin içerisinde, SQL server içerisinde prosedürler yaratıyor. Biz web sayfamızda da bir tane task tanımlıyoruz. Her 2 saniyede bir gidip SQL server'ı kontrol ediyor. SQL server'daki bir tabloyu kontrol ediyor. O tabloda da şöyle bir şey var. Hangi tabloda cache var, o tutuluyor. Ve cache o tabloda bir değişiklik olursa, yani orijinal tabloda bir değişiklik olursa, cache'in tutulduğu tabloda da o kayıt için bir flag atılıyor. Bizim ASP.NET prosesi de her 2 saniyede bir o flag'i kontrol ediyor. Eğer flag varsa tekrardan data'ya gidip datanın yeni halini çekiyor. Cache'i de invalidate ediyor. SQL 2005'ten sonra ise Service Broker diye bir yapı geldi SQL 2005'in içerisinde. Sizin gidip onu sormanıza gerek kalmıyor. SQL Server size haber veriyor. Bu tablodaki data değişti, cache'i sıfırla diyor bize. SQL Dependency de o işe yarıyor arkadaşlar. Bu sayfa hangi tabloya depend ediyor? Fakat çok da kullanışlı bir yapısı yok. SQL Dependency yapabilmeniz için bir sürü kural olması gerekiyor. Tek bir tablodan select yapmış olmanız gerekiyor.
hiçbir şekilde inner join olmaması gerekiyor. Store prosedürler kullanamazsınız, view kullanamazsınız vesaire vesaire. Dolayısıyla çok da kullanışlı değil arkadaşlar. Onun yerine manuel kendiniz yaparsanız daha karlı oluyor. Az önce bahsettiğim şeyler farklı farklı varyasyonları oluşturuyor cache'in. Bu vary by control, vary by custom, header vesaire. İşte parametre derseniz farklı parametreler için bizim cache'de farklı farklı versiyonlarımız oluşuyor. Şöyle diyelim. Output cache duration'a ben 3 saniye diyorum. Vary by parama da arkadaşlar. Yıldız diyorum. Şimdi burada yıldız koymak ne demek? Yıldız koyduğunuz zaman arkadaşlar bu ekrana gelen tüm parametreler için farklı bir versiyonunu oluştur demek. Yıldız yine burada asterisk joker eleman görevini görüyor. İşte ile göre gelirse farklı cache oluştur, ilçeye göre gelirse farklı cache oluştur, ada göre gelirse farklı cache oluştur. Hepsine göre farklı farklı cache'ler oluşturuyor arkadaşlar. None derseniz buraya, yıldız yerine none derseniz hangi parametre gelirse gelsin hepsine aynı şeyi göster demek. Hiçbir şey değiştirme, hepsine aynısını göster demek. Deneyelim. Şöyle bir şey yapalım. Ekrana ben bir label koyuyorum. Label. Bir de drop down list koyalım. Drop down list için içerisindeki edit items seçeneğine tıklayalım. Bu arada enable autopost page'de açtım. Buna birinci sayfa diyorum. İkinci sayfa. Üçüncü sayfa. Yanına da bir tane submit butonu koyalım. Bu herhangi bir şey yapmayacak arkadaşlar. Sadece postback yapmasını sağlayacak. Şu drop down listimizin adını da değiştirelim. DDL sayfa diyelim. Şimdi source'a gelip şuradaki duration kısmı 3 demeyelim, daha yüksek bir rakam diyelim, 10 diyelim, 10 saniye olsun duration'ı. Vary by paramı da none yapıyorum. None dedim. Sonra arkadaşlar kod tarafına gidiyorum. Page load olduğu zaman, bu arada VB açmışız projeyi de, Visual Basic projesi açmışız. Page load olduğu zaman ne yapacak? Bizim sayfadaki label'ı, label 1 nokta text'i eşittir bizim drop down listimizin text'i yapacak. And burada artı yerine geçiyor. C#'daki artı yerine geçiyor. Saati de yazalım bunun yanına. Bir boşluk bırakalım. Date time now time of day to string diyorum. Şimdi
çalıştıralım. Şimdi birinci sayfa geldi 12.9'da. İkinci sayfaya geçiyorum. Şu anda ilk page request'i yapıldı. IIS'e ilk defa gidildi. Dolayısıyla cache alındı. 12.17'de bakın artık birinci 10 saniye geçmeden diğer şeylere geçmiyor arkadaşlar. Bakın hala birinci sayfa geliyor, görüyor musunuz? Ama 10 saniye bittikten sonra ikinci sayfaya. 38'de geçti. Şöyle refreshleyelim. Üçüncü sayfa diyorum. Bu arada hep request yaptığımız için 10 saniyede bir şey yapıyor. Cache'i sıfırlıyor ve o anda istenen request getiriyor. Ama o 10 saniye içerisinde arkadaşlar hep aynı şeyi dönüyor bize. Output'u dönüyor bize. Şunu biraz daha büyütürsem daha net göreceğiz. Şuradan fonttan size'ını biraz XX large yaparsak. Şöyle ilk request'imizi yapalım. 10.03.23'te. Üçüncü sayfa dediğim zaman bakın yine ikinci sayfa diye bize veriyor. Fakat biz gidip bunu source'dan vary by paramı none değil de bunun yerine arkadaşlar bizim şey neydi? Drop down listimizin adı DDL sayfaydı. DDL sayfa yaparsak bu durumda her bir parametresi için yeni bir versiyon oluşturacak arkadaşlar. Şimdi ikinci sayfa 13.55'te. Üçüncü sayfa 13.59'da. Bakın 13.55. Birinci sayfa 14.05. Şimdi üçüncü sayfaya gittiğim zaman 13.59 diye her biri için kendi versiyonlarını saklıyor arkasında arkadaşlar.